Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara Saati ile karşınızdayız. Ankara'da siyaset gündemi dünkü o istifanın ardından, Lütfü Türkkan'ın ardından neler konuşuluyor? Grup toplantılarına yansıdı tabii bu sözler diyelim ve oradan da ayrıntıları paylaşacağız. Hem Akşener konuştu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP grup vardı bugün, MHP grup toplantısı vardı. Oradaki mesajları aktaracağız. Tabii mecliste ne oluyor? Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün Tarım Bakanlığı bütçesi konuşuluyor ki çok önemli. Bir de tabii daha önce konuşulan TRT payı vardı mesela. Bu TRT payına ilişkin muhalefetin çok ciddi bir eleştirisi vardı ve o noktada da galiba muhalefetin bu eleştirileri yerini buldu ve elektrikteki TRT fonu kaldırılıyor. Bütün bunları değerlendireceğiz tabii konuklarımızla birlikte. Şimdi bir bütçede neler yaşanıyor? Önce bir meclisten başlamak istiyoruz. Meclisteki görüntüler gelsin bir ekranımıza. Protestolar vardı bugün. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşmesinde. Önce CHP'li milletvekilleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'i tam da salona girdiğinde komisyon salonuna protesto için limon kasalarda görüyorsunuz, çuvallarda gübreler getirildi ve slogan yazılı dövizlerle içeri girmişlerdi. Bakan Pakdemirli'yi böyle karşıladılar milletvekilleri. Limonda dünyanın birincisiyiz diyordunuz, limon dalında kaldı, dalında diye tepkiler de geldi. 2022 yılı bütçesi, 2020 yılı kesin hesabı ile bakanlığa bağlı kurumların hesapları görüşülüyor. Plan Bütçe Komisyonu'nda evet bugün de tarım bütçesi gerçekleştiriliyor. Tabii bakan şu anda önce bir sunum yaptı Tarım Bakanı. Ardından da milletvekilleri teker teker söz alıyorlar komisyonda. Onun üzerine sorular da iletiliyor tabii. Komisyonun ilerleyen saatlerde diyelim akşam saatlerinde de Bakan Pakdemirli o soruların yanıt verecek. Ve bu arada Tarım Kanunu'na göre 2022 yılında çiftçiye verilmesi gereken 78 milyar 800 milyon lira ayrılan 25 milyar 800 milyon lira yazıyordu. Bir tane dövizde kaldırılan o protesto yazılı dövizlerin birinde yani 78 milyar aslında verilmeli ama 25 milyar verdiniz diye de Tarım Bakanı'na bunu da soruyorlar muhalefetten milletvekilleri. Evet şimdi bu arada bakanın selamlaması da orada bir tartışma konusu oldu. Çiftçiye selam vermiyorsunuz milletvekillerine de bu Allah'ın selamı diye tepki de gösterdi vekiller Bakan Pakdemirli'ye. Hemen şimdi dönelim konuğumuza. Plan Bütçe Komisyonu üyesi CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin. Süleyman Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Elif Hanım. Hoş Evet, bulduk. şimdi sabah saatlerinde geldi Bakan Pakdemirli. Siz de şimdi sırayla sorular da yöneltiliyor, konuşmalar da gerçekleştiriliyor. Bakalım ne kadarına yanıt verecek. Çünkü geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ısrarla EYT sorusunu yanıtlamadı en son ve komisyondan ben bunları yazılı yanıtlayacağım deyip çıkmıştı. Böyle mi olacak acaba yoksa tek tek yanıt mı verecek? Önce bir bakanın konuşmasından başlayalım. Şimdi bütün bakanlıkların bütçesinde gördüğümüz gibi bir şey var. Yine böyle dünya birincisi bir Türkiye var. Üretimde gerçekten işte çok hız kazanmış. Her şey çok güzel görünüyor ve çiftçi de çok memnun, mutlu. Böyle mi? Bakanın sözlerinden bunu anlıyoruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakan daha önce şöyle bir laf etmişti. Elimizden gelse daha fazla destek vermek isteriz. Ama gübre için ve tarım desteği için. Ama elimizden gelen bu demişti. Ama moral ve motivasyon da çok önemli. Çiftçiye moral ve motivasyon vermemiz lazım demişti. Şimdi çiftçiye desteğe gelince elimizden gelen bu kadar. Ama ithalata gelince paramız var ki ithal ediyoruz. Bir kere bu çifte standart. Çiftçi bunu görüyor. Şimdi moral ve motivasyon verelim deniyor. Şimdi biz de bugün ben de konuşmamda sordum. Bir moral ve motivasyonla kaç kilo gübre alınabiliyor? Veyahut da çiftçi de vergisini moral ve motivasyonla versin madem dedim. İnsanların aklıyla bari dalga geçmesinler. Şimdi 25,8-26 milyar lira
bu yıl için destek öngörülmüş. Tarım Evet, kanununa böyle göre de olması açıkladı. lazım. Bugünkü konuşmasında bu böyleydi, değil mi? Desteği açıkladı. Tarımsal destek miktarı olarak geçti. Onu da açıklayalım da. 25 milyar 800 milyon lira. Ama siz daha bunun iki katı olduğunu söylüyorsunuz. Hatta daha da fazlasını. Evet. Şimdi 2006'da tarım kanununu çıkaran iktidarın kendisi. Ama 2006'dan ya 2007'den bu yana kadar çıkardığı kendi kanununa dahi uymuyor, anayasal suç işliyor iktidar. %1'inden az, yani milli gelirin %1'inden az olamaz deniyor kanunda. Şu ana kadar verdikleri yıllık milli gelirden pay ne? En fazla %5. 2021'de %0,33, 2022 yılı içerisinde de %0,33 pay ayrılmış. Şimdi işçiye pay vermiyorsunuz ama hazine garantili ihalelere gelince kaynağı oraya aktarıyorsunuz. Bu soruların biz cevabını bekliyoruz Sayın Bakan'dan ama vermiyor, veremez. Neden veremez? Çünkü bakanın da elinde değil. Bakan maalesef, yani bizim daha önce meclise gelen bakanlar yok ki. Plan bütçede görebiliyoruz biz bakanları. Tek doğrudan soru sorabildiğimiz yerler oralar. Şimdi bakana bir soru sorduğunuz zaman bakan da tek başına irade sahibi değil. İşte elektrik faturalarını da gördük. Bakan da nereden alacak talimatı? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, tek kişiden, bir kişinin iki dudağı arasından. Oradan talimat çıkmadığı sürece, çünkü bakanlar artık tek adam rejiminde bir sekreter görevinde. Tarımdan sorumlu sekreter, milli eğitimden sorumlu bir sekreter gibi. Dolayısıyla onlarda da bir yetki yok. Bunun böyle olmadığını zaten elektrik faturalarında da gördük. Önce olmaz dedilerdi, sonra yukarıda talimat gelince. Oraya geleceğiz bir TRT fonuna ayrıca bir konuşalım ama şimdi Bakan Pakdemirli gübreye ilişkin konuşmuştu daha Evet. öncesi. Yani bugün bu bütçeden önce de konuştuğunda işte gübre desteği açıklamıştı. Ama bir haberimizi de izleyelim bu arada sizinle birlikte. Geçtiğimiz haftalarda bunu açıkladı. 4 lira artırıldığını duyurmuştu. Ama tam o destek açıklandı. Hemen arkasından da zam geldi. Bir bakalım ne kadar ne olmuş. Çiftçi yeniden üretim derdine mi düşüyor? Onu da size soracağım. Çiftçi mevcut girdi maliyetleri nedeniyle üretemez haldeyken bir zam daha geldi. DAP gübresi 7800 liradan 7950 liraya çıktı. Böylece bir dekar buğday ekmek için kullanılan gübrenin maliyeti 9 lira zamlanmış oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz haftalarda çiftçiye yapılacak gübre desteklerini açıklamıştı. Dekar başına gübre desteğini 4 lira artırdıklarını belirten Pakdemirli, bu desteğin 2021 üretim yılı için 20 lira olarak ödeneceğini duyurmuştu. Bir dekar buğday ekmek için kullanılan gübre maliyetine gelen 9 liralık son zam, çiftçiye dekar başına verilen gübre desteğinde yapılan 4 liralık artışı geçti. Yani destek artırıldı artırılmasına ama bir gün içerisinde gelen zam desteğin 2 katından fazla oldu. Destek zamla eridi. Yetkililer hala biz gübre desteğini şu kadar arttırdık diyorlar. Destekleri yüzdelerle arttırdıkla olmuyor. Bunu çiftçinin gübre maliyeti ne kadar? Maliyete orantılı bir şekilde gübre desteğinin arttırılması lazım. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya'nın Mersfon ilçesinde çiftçilere ekim yaptıkları tarlada ziyaret etti. Sorunu yerinde dinlediler. Beklentimiz bu. Bunun maliyeti bana geldikten sonra bu raj fiyatlara göre ben de kazanamıyorum. Kazanamayınca da buğday almış başına gidiyor. Ben 2200 liraya satıyorum. Buğday şimdi 3200 lira. Ben de buğday kalmadı ki, zaten stokçuda kaldı buğday. Bu sene istisnai bir yıl, hem kuraklık hem de ekonomik anlamda üretim maliyetlerinin çok yüksek oranlara çıktığı bir yıl. O yüzden de gübre konusunda çiftçiye bu sene %100 olmasa dahi en az %50 desteğin kesintisiz verilmesi gerekiyor. Onların tek temennisi emeğimizin karşılığını alalım. Yaptığımız maaşlar çıksın. Biz devletimizden fazla bir şey beklemiyoruz. Bundan başka yapacak işimiz yok diyor.
Evet, gübreye zam girdi maliyetlerini de artırıyor dedik. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir de Bakan Pakdemir'le demişti ki zarar ediyorum diyen çiftçi yok. Süleyman Bey, şimdi bugün bu konularda, bu sorularda galiba bakana yöneltiliyor sırayla. Zarar eden çiftçi bu durumda nasıl olmuyor hem de bu kadar girdi maliyetleri artmışken? Şimdi Elif Hanım, bakan haklı. Gerçekten çiftçimiz zarar etmiyor. Ama çiftçimiz iflas ediyor. Toprağı terk ediyor. Yani durum bu. Şimdi şöyle düşünelim. Bir de bir yanılgı var. O kafa karışıklığını da gidermek lazım. Sayın Bakan %100 gübre desteğini artırdık dedi. Şimdi 2021 yılı için dekar başına verilen destek ne? 16 lira. Bu yıl için bunu 4 lira artırdılar. 2021 yılı için dekar başına 20 lira destek. Bir torba üre gübresi 450 lira. Yani 450 lirada ya bir dönümde kullandığı gübre 450 bin lira. 450 lira. 450 lirada 4 lira ilave konularak da 2021 yılında 20 liraya destek verildi. Devede kulak. Şimdi diyor ki bakan, çiftçi gübre desteğini %100 artırdı. Yani bu yıl için önceden belirlenmiş olan 16 lira gübre desteğini dekar başına 32 lira yaptık diyor. 32 lira da devede kulak. Ama onu da ne zaman ödeyecekler? 2023'ün bütçesinde ödeyecekler. Şimdi gübre yoksa mahsul yok. Gübre yoksa mahsul olmadığı gibi, mahsul yoksa çiftçi yok. Üretim yok, hayat yok, gıda güvenliğimiz de tehlikede. Burada bir kafa karışıklığı var. Rusya ne yapıyor? Doğal gazdan dolayı artan fiyatları sabitliyor. Hindistan gübre fiyatlarını sabitliyor. Dekar başına verilen 20 lira desteğin en az 200-250 lira yarı yarıya karşılanması lazım ki çiftçi ürününü ekebilsin. Çünkü toprak gübreye alıştı. Gübre olmadığı zaman verimlilik de düşecek. Dolayısıyla ekilmeyen alanlar da çoğalacak. Burada resmen çiftçiyle alay ediliyor. Verdikleri destek devede kulak. Peki, Tarım Bakanlığı bütçesi böylece işte protestoyla başladı dedik. Bakalım ilerleyen saatlerde, daha doğrusu soru cevabı cevaplama kısmına geçildiğinde bakan ne yanıt verecek? Hemen elektrikteki TRT fonunu da soracağım size. Çünkü plan bütçenin ilk başında bu hatta dövizlerle yine elektrik payı kaldırılsın diye siz tepki göstermiştiniz. Komisyonda da, ama o günlerde herhangi bir cevap gelmemişti bakanlardan. İşte Cumhurbaşkanı bunu duyuruyor. Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gündeme taşımıştı, ısrar etmişti. CHP'nin bir anlamda da ısrarı doğrultusunda oldu demek ne kadar yanlış olur? Hemen size soralım. Evet. Bunu vatandaşımız takdir ediyor zaten Elif Hanım. Şimdi yıllardır hani elektrik faturaları TRT'nin arpalığı değildir. Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılsın diye bas bas bağırdık. Daha önce de birçok soru önergemiz vardı. Kanun tekliflerimiz vardı. Ama bu yerine gelmedi. Bundan bir ay önce tekrar Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Genel Başkanımızın talimatıyla yeni bir önerge verdik. O zaman da AKP ve MHP milletvekilleri tarafından önerge reddedilmişti. Ama dün yapılan Bakanlar Kurulu, gerçi Bakanlar Kurulu yok da şimdi, yapılan toplantıdan sonra TRT payı alınmayacağı ilan edildi. Şimdi bizi de vatandaşlarımız arıyor. Sayın Vekilim, şimdi sıra hangisinde diye. Daha önce Genel Başkanımızın gündeme getirmiş olduğu taşeron konusu vardı. Yani %100 içimize sinmese de taşeron işçi kadrosuna kavuştu. Emeklilerin ikramiye konusu vardı. Emekliler ikramiyeye kavuştu. Şimdi de yıllardan beri söylenen TRT payının faturalardan kaldırılması gündeme getirilmişti. Şimdi o kaldırıldı. Sırada ne var? Sırada EYT var. Sırada 3600 var. Sırada kara kış fonu var. Yani bunu CHP dedi diye pek üzerine alınmasınlar. Biz onu takdir ederiz. Yeter ki yapılmış olsun, vatandaş rahat etmiş olsun. Ve sırada da mazotta, bugün gene biz belki önerge verme durumumuz var.
ÖTV desteğinin alınmaması var. Sırada bunlar ama, var. Ama kabine sonrasında asgari ücret ve EYT konusu, hatta 3600 ek gösterge, bunlar konuşulmadı. Yani emeklilikte yaşa takılanlar yine televizyonların başındaydı. Acaba Cumhurbaşkanı ne söyleyecek diye. Tıpkı Vedat Bilgin'in o soruları yanıtlamadığı gibi Cumhurbaşkanı da bunu konuşmadı. Yani bir süreç mi bekleniyor sizce? Bütün bunlar ne anlama geliyor? Bir anda işte hani siz diyorsunuz biz söyledik, buna benzer sosyal medya mesajları yayınlandı. İşte biz söyledik, yapıldı. CHP'liler ve işte muhalefetten böyle tepkiler vardı ama bir yandan da bir yatırım mıdır bu sizce Süleyman Bey? Bu adımları seçimi mi işaret ediyor? Yani bir seçim yatırımı olarak mı görüyor sizce iktidar? Çünkü muhalefet hangi konuyu gündeme getirse ve o konu vatandaşta bir şekilde karşılık bulsa ya da bunun için işte ekranımızda da var, eylemler düzenlense, tepkiler yükseltilse, o sesler ona bir şekilde karşılık verilmeye başlanıyor ama küçük küçük adımlarla bu olsa da siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi iktidarın gözü kapalı, milletvekillerine de biz söylüyoruz. Ben kendi seçim bölgemden de söylüyorum. İktidarın milletvekilleri pazara çıkmıyor Elif Hanım. Esnafın yanına gezmiyorlar, tarlaya gitmiyorlar. Gerçekten vatandaşın halini görmüyorlar, bilmiyorlar. Biz söylediğimiz zaman da siz yok şov yapıyorsunuz vesaire filan. Biz o konuda zaten onların eline su dökemeyiz de vatandaşın mağduriyetlerini görmemek noktasında inatçılar. Ama muhalefet partisi olarak genel başkanımızın öncülüğünde 1,5 yıldan beri sahadan çıkmıyoruz. Bizim amacımız vatandaşın sorununun çözülmesi. Elbette şu anda iktidardaki kim var? Cumhur İttifak. Elbette onlar yapacaklar. Ama vatandaşlarımıza da şu konuda güveniyoruz. Onlar bu olayları iyi değerlendiriyorlar. Ferasetlerine güveniyoruz. Ana muhalefet partisinin ve muhalefetin bu konulardaki girişimleri olmasa asla ve kata bu konu adım atmayacaklarını cümle alem biliyor. Biz işin orasında değiliz. Biz vatandaşın derdinin, mağduriyetinin çözülmesinden yanayız. EYT'de çözülsün. O EYT'ler hak edilmiş, yani haklarının gaspına karşı itiraz ediyorlar. Yeni bir hak istemiyorlar. Verilsin. 3600 deseniz Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bizzat söz verildi. Devlet devamlılık ister. Verilen sözler yerine getirilsin. Yani iktidarın yapıp yapmadığı değil. Biz muhalefet olarak vatandaşın derdini ortaya koyuyoruz ama vatandaşımız da attıkları bu adımlardan sonra ne kadar iktidarın bu konuda samimiyetsiz olduğunda değerlendirecektir diyoruz. Bizler bu yaraları merhem olmaya, gündeme taşımaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bütün bu. Bir yaş sınırı telaffuz etmedi Bakan Bilgin. Emeklilikte yaşa takılanların durumuna ilişkin çalışmalar devam ediyor dedi. Şimdi asgari ücret de vardı yine. Plan Bütçe Komisyonu'nda da yine asgari ücretle ilgili de Çalışma Bakanı geldiğinde çok soruldu ama bir rakam söylememişti orada da. Ne olmalı diye biz de çok konuştuk sizlerle orada. Bir planlama yapıldığı belirtiliyor. Yani aslında bir artış da bekleniyor gibi de bir hava da var şu an iktidar kanadında da baktığımızda. Evet. Şimdi bunu da bekliyor asgari ücretliler. Evet. Ülkenin 16 milyon çalışanın yarısı asgari ücretle çalışıyor ve asgari ücret adeta bir ortalama ücret haline geldi. Ve asgari ücretten mutlaka vergi kaldırılsın, sigorta payı da devlet ödesin diyoruz. Şimdi hem işverenin üzerindeki yükü alıyorsunuz, yani asgari ücret kalktığı zaman 10 kişi çalıştıran bir iş yeri 3 kişisini çıkarmak zorunda kalmasın. Hem işverenin üzerine yük alıyorsunuz hem de insanları yaşanabilir bir şekle getiriyorsunuz. Açlık sınırının altında şu an asgari ücret. Ne yapılması lazım? 1. Asgari ücret vergi dışı kalmalı. 2. İnsanca yaşanabilecek bir seviyeye gelmeli. Bugün Türk İş'in yapmış olduğu araştırmaya göre yani yoksulluk sınırı 8 bin lira dolayında. Açlık sınırı 3 bin lira ve asgari ücret 2825 lira. Bir asgari ücretle bir ton kömür alınıyor. Bir ton kömür. Yani asgari ücret arttığı zaman bakkal kazanacak, berber kazanacak, manav kazanacak, piyasa canlanacak. Dolayısıyla bir hareket gelecek yani. Yani bu noktada bir çalışma yaptıklarını ilk kez telaffuz ettiler.
Muhtemelen saraydan bu şekilde bir sinyal geldi. Bizim talebimiz insan onuruna değecek bir oranda askeri ücret mutlaka verilmeli. Mücadelesini devam edeceğiz hep beraber. Şimdi tabii bundan sonraki süreçte mesela yarın işte Aile Bakanlığı var, öbür gün Çevre Bakanlığı var. Önemli. Hani bunları da zaten ekranımıza yansıtacağız. Ama şöyle bir bütçe görüşmelerini en son bir cümle bize değerlendirseniz. Yani beklenilen çok umulmuyor mu? İşte ya da ne bileyim verdiğiniz sorular zaten yanıtsız kalıyor, sorduğunuz sorular. Dolayısıyla hani bütçe haktır diyoruz ama mecliste çok önemli bir konuk görüşülüyor oysaki. Ama biz de oradan hani gazeteciler de net yanıtlar alamıyoruz. Onun da altını çizelim. Yani her şey çok güzel yansıtılıyor ama belki de rakamlara böyle yansımıyor. Her şey çok güzel olmuş olsaydı bütçe görüşmelerini canlı yayınlayın teklifimizi kabul ederlerdi. Hı hı. Yani 84 milyon vatandaş kendileri için hazırlanan bütçede ne kadar pay ayrılmış bunları görmek, bilmek hakkı değil mi? Bütçe kesinlikle canlı yayınlanmıyor. Birincisi bu. Bakanlar geliyor, bugün gördünüz. İşte limon dalında kaldı. Ne olacak limon üreticisinin hali diyeceğiz. Gübre üçe katlandı. Verelim o bütçe görüntülerini de. Bütçe üçe katlandı, gübre üçe katlandı. Gübre fiyatları çiftçinin belini büküyor diyeceğiz. Bakan Bey çiftçiye selam vermediği gibi hızlı bir şekilde vekillerin önünden gelip geçiyor. En ufak bir eleştiriye dair tahammülleri yok. Niye? Çünkü halka anlatacakları bir bütçe yok. 240 milyar lira faiz ödeyeceğiz Elif Hanım. Ayda 20 milyar lira faiz ödenecek. Bu faizi kim ödeyecek? Sen, ben, çiftçi, işçi, emekli. Vatandaş. Ödeyecek. Evet. Şimdi bunun anlamı ne? Zam demek. Zam oranlarının yükselmesi demek. Verginin artması demek. Yoksulluğun artması demek. Şimdi 278 milyar lira da bütçe açığı öngörülmüş. Şimdi bu açığı kim karşılayacak? Gene bu vatandaş karşılayacak. Dolayısıyla vatandaşlara önerebilecekleri, vatandaşın içini ferahlatan bir bütçe yok. Emeğe, cimri, sermayeye cömert bir cümre, bir bütçe var. Bu bütçeyi anlatmak da elbette bakanlar için zor. Sorduğumuz zaman cevap vermek de zor. Çünkü saraydan bir talimat alırlarsa bunu verecekler. Elektrik faturası olduğu gibi, askeri ücret düzeyinde olduğu gibi. Ama bizler her platformda bütçe bitinceye kadar komisyon üyelerimiz olarak, genel başkanımızın talimatları doğrultusunda diğer milletvekillerimizle beraber vatandaşımızın mağduriyetlerini en yüksek perdeden dile getirmeye devam edeceğiz. Yılmak yok, mücadeleye devam. Peki efendim, çok çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Biz tabii bugünkü ne vardı bugün bütçede, tarımda neler konuşuluyor onu bir ekranımıza yansıtalım dedik sizin aracılığınızla. Sağolunuz yayınımıza katıldığınız için. Evet, mecliste bir kısmında tabii meclisin bütçede neler konuşuluyor vardı. Bir de ayrıca grup toplantıları vardı ki çok sert geçiyor. Meral Akşener neler konuştu bir bakalım. Grup toplantısında bu sefer eleştirileri vardı. Eleştirilerin yanı sıra video izletti. Lütfi Türkkan'ın görüntülerini izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı yöntemle yanıt verdi. O videoda eski görüntüleri de vardı Erdoğan'ın. Bir bakalım o videoyu, ardından bir de tabii Akşener neler söyledi ona da bakacağız. Bugün biz de kendisinin hafızasını tazelemek üzere bir video hazırladık. Başbakan Erdoğan terörle müzakere sürecinde yaşananları halka hazmettirmek için kurulan Akil İnsanlar Heyeti'ni Kayseri'de protesto eden şehit aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri için bir avuç çapulcu ifadesini kullandı. Bir şehidimiz olduğu zaman Türkiye'de nasıl yaygaraların koparıldığını görüyoruz değil mi? Şehitlerden de kelli olarak bahseden Başbakan Erdoğan hakkında açılan 3 kuruşluk tazminat davası sonuçlandı. Erdoğan hakkında açılan davadan mahkum oldu. Senin abin de bu mehde geçmeseydi dedi. Bu bölgenin insanı zaten bu tür olaylara aslında alışık. Bu mesleğin kaderinde maalesef bu var. Nankörlük yapma, otur.
birkaç Mehmet'i şehit etti diye her gün PKK'nın Türkiye'nin gündemini oluşturmasına müsaade etmemeliyiz. Canım sağ olsun. Şu anda Cici'ye ne verildiğiniz hakkında ne zaman? Şimdi. Benim mahsulüm öldükten sonra mı? İki senedir anamız ağladı. Suya muhtaç olduk. Ulan diye hitap etme. Bu sabah bakıyorum bir televizyon kanalında Ankara'da polis panzerine tırmanan bir tane kız mıdır, kadın mıdır bilemem. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Aslında millete nasıl baktıkları bu tür örneklerle açıkça ortaya çıkmaktadır. Evet, Akşener bu görüntülerle biraz da yanıt vermiş oldu aslında. Önce millete küfreden Mehmet Cengiz'in ihalelerini iptal et dedi. Yine gündeminde grup toplantısında bu görüntüler vardı ama sözlü olarak tepkisi de vardı. Bir de onu dinleyelim. AK Parti'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık. Lütfü Bey bir hata yaptı. Karşısındaki genel başkanına ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Ahlak şövalyesi, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının şehitlerimize olan saygısı, kadınlara olan hassasiyeti gördüğünüz gibi neresinden tutsanız rezillik, neresinden tutsanız derin bir kirlilikle karşı karşıyayız. Ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkarıp konuşturanlar, bize şehitlerimiz üzerinden ahkam kesemez. Şehide kelle diyen şuursuzlar bize ahkam kesemez. İktidarın başındaki bu pek bir duyarlı beyefendiye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfü Bey'in hatasından siyasi rant kovalayacağına, milletin gözünde kaybettiğin itibarı sahte kabadayılık şovlarıyla kazanmaya çalışacağına, mesela milletimize küfreden Mehmet Cengiz'in aldığı ihaleleri iptal edip senin zihniyetindeki birinden istifa etmesini elbette beklemiyorum. Ama en azından daha önce kelle olarak andığın şehitlerimizin ailelerinden en azından özür dile. Planlı bir provokasyon dedi Akşener ve Lütfü Bey hata yaptı diye de ekledi. Planlı çalışma ifadesi vardı. Gönüllerindeki şehit ve kadın hassasiyetini keşfettiler diye konuştu. Yani bu küfür gerilimi gittikçe artıyor, şiddetli bir şekilde grup toplantılarına da yansıdı. Bahçeli'nin de gündemindeydi ayrıca, onu da belirtelim. Şimdi hem bu konuyu konuşacağız hem tabii diğer gelişmelerle birlikte Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'ye dönelim. Stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Şimdi siz de bir siyaset partisinin genel başkanısınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kullanılan üslup değil işte gittikçe daha da şiddetleşen hatta geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler olarak bir tartışma, onun sözleri tartışma yarattı ama onun öncesinde işte hem çubuk saldırısı hem Cumhurbaşkanı'nın Meral Akşener'e sözleri, daha neler neler olacak sözleri, artı işte bu durumlar, bugünkü bu yaşanan Türkkan gerilimi, küfür gerilimi, önce bir nasıl değerlendirdiğimizi öğrenelim. Evet, yani ülkem adına ciddi endişe taşıyorum. Daha seçimlere 18-20 ay var. Şimdi bile ülke bu kadar gerildiyse, bu kadar gerginleştiysek seçim dönemine yaklaştığımızda tahmin edemiyorum. Biraz önce siz bahsettiniz. Ben Kemal Bey'e Çubuk'ta şehit cenazesindeki yapılan menfur saldırıda oradaydım. Tam da olayların göbeğindeydim. Yani cehalet kokan, yani ana muhalefet partisinin bir şehit cenazesi artık aileden çıkmıştır. Tüm topluma mal olmuştur. Kemal Bey'in de o cenazeye katılması çok önemli, çok doğru bir karardı. O şeyi ben birlikte yaşadım. Bir anda endişelendim de dedim ki Sivas'taki Madımak olayının bir benzerini mi yaşayacağız diye ciddi de endişeye, infiale kapıldım. Ama işte siyasi partiler liderlerinin her zamankinden daha çok bu dilimize dikkat etmemiz lazım. Anadolu'da bir tabir vardı. Söz ağzımızdan çıkana kadar bizim eserimiz, çıktıktan sonra biz onun eseriyiz.
Eğer bu kutuplaşmayı, bu gerginliği artırmaya devam edersek önüne alamayacağımız olaylara gebe. Yani bu gemide hep beraber bulunuyoruz. Bu gemi batarsa sadece AK Partililer kurtulup da bizler batacak halimiz yok. Hepimiz birlikte batacağız. Onun için sağduyulu bir şekilde bu pandemi sonrasında yaşanan ekonomik kriz, buhran, sosyal hayatımızdaki derin izler bırakan bu dönemi birlikle, beraberlikle, karşılıklı anlayışla, zarafetle atlatmamız gerekirken seçim şeyine yaklaştıkça bu işin tırmandırıldığını, gerginleştirildiğini görüyoruz. Onu görüyor musunuz? Yani bir seçim süreci var mı önümüzde sizce? Erken yani erken mı? Erken olsa önümüzdeki senenin Kasım-Aralık aylarına bekliyoruz. Mecliste iktidar bloğu barajla biliyorsunuz ta 80 yılında çıkartılmış antidemokratik bir baraj sistemiyle devam ediyoruz. Yani sözde verdikleri halde bir 5 dediler, bir 7 dediler, onu dahi meclise getirmediler. Yani o geçtikten bir yıl sonra seçim olur. Biz önümüzdeki sene Kasım'a, Aralık'a beklerken hala meclise gelmiş bir çalışma görmüyoruz. Yani geç de dahi olsa şurada 1,5 yıl gibi bir seçim var. Ağır ağır önümüzdeki sene Türkiye bir seçim atmosferine girecek. Daha siz baraj sorunu giriyor. Dediniz ya, baraj sorununu mesela iktidara yansıtıyor musunuz? Ya da kendiniz gidip işte zaman zaman yani Cumhurbaşkanlığına ya da Cumhurbaşkanının kendisine ya da işte meclisteki vekillere bunu iletiyor musunuz? Ya da işte buna dair bir bilginiz var mı? Yakın zamanda olabileceğine dair. Hiçbir bilgimiz yok. Normalinde Ekim ayında meclis gündemine getireceğiz. AK Parti'de yöneticilerle görüştüğümüzde Ekim ayında meclise getireceğiz. Yasallaştıracağız. Birebir sohbetlerimizde de %5'ten bahsediyorlar idi. Biz de 1 ile 3 hatta hazine yardımı olan 3 barajının daha mantıklı olacağını kendilerine söyledik. Ama görünüş o ki %7 gibi bir rakamda Cumhur İttifakı'nın bileşenleri anlaşmış. Bence %7 yapacaklarına hiç indirmesinler, daha iyi. %10 barajı dursun. O ayıp da onlara ait olsun. Çünkü bu samimiyeti görmek istiyoruz. Göremedik. 10 Kasım'a geldik. Bu vesileyle de yarın 10 Kasım Türk milletinin ezeli ve ebedi lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikaline saygıyla minnetle anıyorum. Ve onun kurduğu Türkiye'nin bu hallerinden de hicap duyuyorum, üzüntü duyuyorum. Yani iktidarıyla, muhalefetiyle bu gündemi vatandaşımıza en az hasarla yaşatmamız gerekirken çok büyük bedeller ödettiriyoruz. Bu bizim bu kör dövüşünden, bizim bu tahtaravalli siyasetimizden vatandaşımız mağdur oluyor. Vatandaşımız hakikaten çok gergin. Bizim siyasiler olarak da tekrar tekrar eylem ve söylemlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Biz buradan bir kibrit çakarsak sokaklar alev alev yanacak. İnsanlar muhalefetin sinirden uyarıları bu anlamda aslında doğruluyor musunuz? Yani hani mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarıları oldu. Siyasi cinayetler tartışması halen konuşuluyor. Hemen efendim, her gece konuşuluyor. Bizim genel merkezimizin önüne bomba süsü verilmiş bir çanta bırakıldı. Yani polisiyeliğe giydirilmiş bir mekanizma, düzenek. Bomba yok ama bombayı andıran ve altında da tehdit içeren bir not bırakmışlar. Sayın İçişleri Bakanı, her şeye sazan gibi atlayan İçişleri Bakanı arayıp da bize bir bilgi dahi vermedi. Bir geçmiş olsun dileğinde dahi bulunmadı. Yani kimi kime emanet ediyoruz onu dahi tartışma götürür. Sayın Soylu her şeye cevap verir, hazır cevap. Yani İçişleri Bakanları'nın çok fazla konuşmaması lazım, icraat yapması lazım, devlet adamı olması lazım. Ama bizim Sayın Soylu hep tribünler oynar. Zaten eski AK Parti'ye gelmeden önce Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nda da hep tribünler oynuyordu. Burada da tribünler oynuyor. Burada bir samimiyet yok. Yani bizim bu bize güya uyarı adı altındaki tehdidi ciddiye alması lazımdı ama beyefendi, İçişleri Bakanlığı görevinin haricinde her işle uğraştığı için asli görevini yapamıyor. Yani biz yaşadık. Biz büyük bir tehdit yaşadık. O bomba da olabilirdi. O düzene oraya koyan arkadaş, bizim de o gün MYK toplantımız vardı. Son anda iptal ettik.
Yani bence bilinçli, çok organizeli bir eylemdi. Ama İçişleri Bakanlığı bunu o kadar çok hafife aldı ki. Sadece yerel emniyet teşkilatını sağ olsunlar kardeşlerimiz geldiler. Bombayı imha ekipleriyle, fünyeyle patlattılar. Bize bir tatmin edici bilgi dahi verilmedi. Onun içindir ki Kemal Bey'in uyarılarını sadece muhalefet yapıyormuş gibi değerlendirmemek lazım, ciddiye almak lazım. Doğru da olmayabilir ama devletin görevi, İçişleri Bakanlığı'nın görevi bu işin sonuna kadar irdelemek ve sonucunu ortaya koymak. Bunlar aynı zamanda hani bir delil gibi de olmuyor mu? Mesela savcılık örneğin hiçbir olayda harekete geçmemesini, işte en son Sedat Peker'in iddiaları, yani bir mafya liderinin iddiaları gündemde. Ya da işte geçtiğimiz günlerde Bayraktar'ın ifadeleri 17-25 Aralık'a dair. Peki savcıların hiçbir şekilde atağa geçmediğini ya da adım atmadığını nasıl değerlendiriyorsunuz bu anlamda? Zaten hukuk işlevini yitirirse Türkiye'nin felaketi demektir. En son gördüğümüzde de İçişleri Bakanımızdan Adalet Bakanımız birbirlerine nazire yaparcasına göndermede bulunuyorlar. Ya pazartesi günü kabine toplantınız vardı kardeşim. Oturup da bu konuları niye görüşmüyorsunuz? Biri diyor ki siz eyleminizi yapın, hukuk arkadan gelsin. Adalet Bakanı da haklı olarak diyor ki bizim için öncelikli olan diyor hukuktur, adalettir diyor. Adalet gereğini yapar, siz arkadan gelirsiniz. Yani anlaşılmaz bir şekilde sanki AK Parti'nin içerisindeki bir güç savaşları var. Bu güç savaşlarına da vatandaş kurban ediliyor. Yani bunları doğru bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Güç savaşı var mı sizce? Yani bilmiyorum. Zaman. Yani şimdi zaten bir ara eski ekonomi bakanımız vardı. Damat Berat Albayrak. Onunla Sayın Soylu İçişleri Bakanı Tayyip Erdoğan'ın gölgesini kendi gölgeleri zannediyorlardı. Yani afralar, tafralar, ya vatandaşta da hiçbir karşılığı yok. Biraz İçişleri Bakanı sosyal medya çalışmalarıyla kendini popüler etmişti. Bir ara bir istifa tehdidiyle birlikte anormal sosyal medyada bir algı. Ama bir tripod, bir kamera, bir de mafya tüm bunların planlarını, programlarını, aslında onların kendilerinin gölgesinin dahi olmadığını ortaya koymuş oldu. İbrahim Bey, şimdi devam edeceğiz. Tabii hem iktidar hem ittifaklar nasıl şekillenecek? Cumhurbaşkanı'nın bir sözü daha vardı ki dün çok tartışıldı. İstanbul Sözleşmesi'ne dair önce bir dinleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi? Ardından da tabii görüş alacağız bu konuya ilişkin. Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir. Evet, her kim İstanbul Sözleşmesi derse dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Akay'a soracağız. Aylin Hanım merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi her kim İstanbul Sözleşmesi derse diye başladı Cumhurbaşkanı. Biz de İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz, devam ediyoruz demeye. Siz ne diyorsunuz? Aslında Erdoğan'ın cümlesini tersten okuyarak yorumlamak lazım. Yani diyor ki her kim İstanbul Sözleşmesi derse o kişiyi kadınlar gönderecek, o sapkın zihniyeti kadınlar gönderecek diye bir ifadesi var. Biz de diyoruz ki her kim İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiş ise işte o zihniyeti kadınlar gönderecek. Çünkü İstanbul Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti'nde altına imza atıldığı zamanda kadınlara bir lütuf olarak sunulmamıştır. İstanbul Sözleşmesi kadınların yıllara dayanan mücadelesi sonrasında imzalanmıştır. Ve kendi alanında hazırlanmış olan dünya standardında altın sözleşme diye, altın standart diye tariflenebilecek nitelikte her türlü ayrımcılığa karşı olarak yapılmış olan mükemmel bir sözleşmedir. Ve biz ilk imzacısı olduğumuzda hem diplomatik anlamda bir güç elde etmiştik, hem de kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkına sahip çıkılması noktasında önemli bir irade ortaya koymuştuk. Ve o iradenin ortaya koyulması bile kadına yönelik şiddeti, kadına yönelik taciz, tecavüz ve cinayet vakalarını azaltmıştı bakın. Anında
şiddetin imzalandığı ilk 24 saatte bile bu hissedilmişti. Ancak ne zamanki fesih kararı alındı, ilk 24 saat içerisinde 6 kız kardeşimiz hayattan koparıldı, katledildi. Bu tabii hiç şüphesiz aynı zamanda Türkiye'de çok yaygınlaşan şiddetle de çok ilintilidir. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin fesih kararı potansiyel katilleri, potansiyel şiddet uygulama eğiliminde olanları da cesaretlendirmiştir. Bu da işin en açık noktasıdır. Ve şunu tekrarlıyoruz. Biz kadınlar en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkacağız. İstanbul Sözleşmesi kadınlar için bir can simidi niteliğindeydi. Onun için de İstanbul Sözleşmesi'nden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Buradan Erdoğan'a da bunu bir kez daha dile getirmek isteriz. Ve şunu da söyleyelim. Seçimlerde kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçenleri de sandığa gömeceklerdir. Bundan da hiç şüphe duymuyorum. Adam tek, biz çokuz diyoruz ve çok olmayı da, örgütlü gücümüzle mücadele etmeyi de her geçen gün daha da kararlı adımlarla, daha da emin adımlarla yükselterek yolumuza devam ediyoruz. Aylin Hanım, şimdi muhalefet ne derse bir bakıyoruz ki iktidardan olumlu bir adım geliyor bir süre sonra. Bir bakmışsınız ki bir gece yarısı nasıl İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçildiyse belki bir gece yarısı birdenbire de karşımızda da göreceğiz tekrar getirildiğini. Çünkü bugünlerde bakıyoruz işte elektrik, TRT payı filan derken böyle EYT gündeme geldi, emeklilikte yaşa takılanlar, bir bakmışsınız ki İstanbul Sözleşmesi de karşımıza çıkabilir böyle. Siz seçimden bahsedince, çünkü hani sanki seçime yönelik adımlar mı atılıyor diye de soruyoruz bir yandan. Yarın 10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ü anacağız elbette ki bugünden başladık. Aylin Hanım, hemen bir cümle alalım sizden. Şöyle ki önce az önceki ifadenizle ilintili birkaç şey söylemek isterim. Biliyorsunuz genel başkanımızın bir taahhütü var. Diyor ki seçildiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Evet. Ama gibimiş gibi yaparak koymayacağız. Çünkü AKP'nin en büyük savlarından birisidir. Biz bu sözleşmeyi imzaladık. Kadına yönelik şiddet devam etti diyorlar. Evet, imzaladınız. Ancak imzaladığınız sözleşmenin gerekliliklerini yerine getirmediniz. Yani koruma, önleme, cezalandırma ve kadını güçlendirecek olan bütüncül politikalar üretme noktasında merkezi hükümet olarak yapmanız gerekenleri yapmadınız. Dolayısıyla biz iktidara geldiğimizde buradan kadınlar çok rahat olsunlar. Sözleşmeyi sadece yürürlüğe koymakla kalmayacağız. Mış gibi yapmayıp tüm hükümlerini de tek tek yerine getireceğiz. Hatta pazar akşamı genel başkanımızın CHP'nin sosyal medya adresinden yapmış olduğu bir paylaşımı var. İlk 6 ay içerisinde 6 madde şeklinde kadınlara yönelik neler yapılacağını sıraladığı, istihdamdan tutun şiddetle mücadeleye kadar, kamudaki gene cinsiyet kotasından tutun polislere özel eğitim verilmesine kadar birçok alanda partimizin politikalarını anlatan kısa bir videodur. Onu da izleyicilerimize buradan yine izlemelerini önereceğim, onu hatırlatacağım. Peki. Tabii yarın 10 Kasım Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her zaman olduğu gibi gene saygıyla, minnetle, özlemle anıyoruz. Onun ne kadar demokratik, ne kadar eşitlikçi, ne kadar özgürlükçü bir lider olduğunu hepimiz biliyoruz. O bizim ebedi liderimiz ve bize miras bıraktığı mücadele ruhunu da sonuna kadar sürdürmek, yaşamımızın sonuna kadar sürdürmek ve onun değerlerine, onun devrimlerine, onun yarattığı cumhuriyete ve ilkelerine sahip çıkmak da özellikle biz cumhuriyet kadınlarının en temel görevidir diye düşünüyoruz. Ve bizler de bu sorumluluğun bilincinde, farkında olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ama örgütlü mücadelemize daha geniş kitleleri de davet etmek istiyoruz. Bizi izleyip partimize üye olmak isteyen tüm kadınlara da buradan çağrımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kollarını arayarak çok rahatlıkla partimize katılmak, çalışmalarımıza iştirak etmek noktasında eğer bizimle beraber olmak isteyenler varsa onları da yanımızda görmekten, birlikte mücadele etmekten ve eşit, adil, aydınlık, layık, demokratik bir Türkiye'yi hep birlikte kucaklayacağımız günleri hep beraber inşa etmekten çok büyük bir mutluluk duyacağımızı da ifade etmek isterim. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Kolaylıklar dileyelim Sayın Nazlı Akan. Biz teşekkür ederiz.
Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bir taraftan Cumhurbaşkanı bu sözleri çok eleştirilmişti ve kadınlar ne diyor? Kadınlar adına da bir siyasi parti temsilcisi Aylin Nazlı Akay'ı da Kadın Kolları Başkanı olarak bağlamış olduk. Onun da görüşlerini aldık. Şimdi devam edelim stüdyomuzdan tekrar. İbrahim Bey, bir ara vermiş olduk ama şimdi tekrar bir siyasete döneceğiz. İttifaklar şekilleniyor. İşte Anavatan Partisi, yani aslında köklü bir parti, yani evet, öyle söyleyelim. Evet. Fakat tabii hani işte baraj durumu vesaire, bunun gibi sıkıntılar da yaşanıyor. Ama siz %7 olacağını hiç olmasın dediniz zaten. Madem öyle, hiç yapmasınlar. Siz kendinizi ne tarafa, yani hangi ittifaka mesela yakın hissediyorsunuz şimdi, bu durumda? Şimdi hep 12 Eylül yönetiminin icraatlarını eleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da hep ağzına pelesenk ediyor. O dönemi eleştiriyor. Ama onların aldığı, onların getirdiği daha darbeci zihniyeti taşıyan anayasayla yönetiyoruz. Bir sivil, daha kısa, daha sade, özgürlükçü bir anayasayla Türkiye'yi tanıştıramadığımız gibi onların getirdiği antidemokratik bir baraj sistemiyle seçimlere gireceğiz. Kendilerinde taahhüdü olmasına rağmen bir türlü samimi bir şekilde bunu getirip çözmüyorlar. Ben zaman zaman AK Partili arkadaşlarla görüştüğümüzde diyorum ki biz 91'de kendimizi koruma maksatıyla seçim sisteminde, baraj sisteminde oynamalar yaptık. Tercihli sistemlerde falan. Hepsi aleyhimize tepti. O dönem biz %24.50 oy aldık. Doğru Yol Partisi'nden 2-2,5 puan fark var. Aramızda 50 milletvekilinden fazla fark aldı. Şimdi AK Parti de kendini koruma zihniyetiyle, böyle seçim sistemiyle, barajlarla falan oynarsa veya oynamazsa, kendini koruma içgüdüsüne girerse bu tamamen aleyhine yansır. O dönemde Anavatan aleyhine mi yansıdığını aslında? Tabii tabii. Buradan 91 onu... seçimlerine girdiğimizde hatırlayan izleyicilerimiz bir hafızalarını tazelerlerse. Tercihli sistem. Tabii tabii. O sistemi biz getirdik ama olduğu gibi Anavatan Partisi'nin aleyhine çalıştı. Şimdi bu dönemde de hepimizin daha yarışmacı bir şeye girmemiz lazım. Ben her iki ittifakın birinde olmayı doğru bulmuyorum. Anavatan Partisi olarak biz 12 Eylül öncesinde ülkeyi sağ sol diye, Alevi Sünni diye kamplara ayırdılar. Kamplara ayrılmış Türkiye'yi birleştiren partidir Anavatan Partisi. Biz Cumhur İttifakı veya Millet İttifakı, ya birinden olacaksın ya birinden olacaksın, ya bizden olacaksın ya bertaraf olacaksın. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Bir seçenek bulunabilir. Anavatan Partisi olarak biz seçimlere daha 1,5 yıl var. Siyasette hep sorunun parçası olmamak lazım, çözümün anahtarı olmak lazım. Ama Anavatan Partisi olarak biz bir siyasette derinlik katmak istiyoruz. Bu iki ittifakın haricinde kurabilirsek bir üçüncü ittifak, hiç bulamazsak biz kendimiz merkez sağ geleneğinden gelen, merkez siyasetten gelen Özal'la birlikte sağ sol kavramı da önemini yitirdi. Merkez mutedil, geniş kesimlere hitap edebilecek bir cumhurbaşkanı adayıyla da biz bu yarışın içerisinde olabiliriz ama bu ittifakların içerisinde girmeyen veya bulunmayan bir partilerle bir üçüncü ittifakı deneyeceğiz Allah nasip ederse. Peki şimdi, yani Anavatan Partisi, işte 90'lı yılların o başını söylediniz. O zamanki tabii çok farklı bir rüzgarda, çok değişikti her şey. Kendi hataları yüzünden de işte uygulanan seçim barajına ilişkin formüller üzerine de belki de zarar gördüğünü söylediniz. Aynı zamanda bir partinin sizce, yani şu anda AK Parti'de yaşanan duruma bir baktığınızda, işte Soylu, Abdülhamit Gül, Berat Albayrak, bu örnekleri verdiniz, evet, ya işte Sedat, evet, Peker'in iddiaları filan. Bütün bunları göz önüne aldığınızda, yani bir partiyi bitiren ya da düşüren nedenler midir? Bunu Anavatan içinde geçmişe söyleyebilir miyiz? Bunların bir parçası. Bunlar da önemli etkenlerden birisi. Yani şimdi dikkat ediyorum. İki yıldır dünya da uğraşıyor. Biz de ciddi bir uğraş veriyoruz. Bir salgınla karşı karşıyayız. Her gün şu an çoğumuz umursamaz bir şekilde yaşamımıza devam etmemize rağmen 200'ün üzerinde insanımız ölüyor her gün. Yani vaka sayısı 28 bin 30 binlerden aşağıya bir türlü çekemedik.
Böyle bir sıkıntılı süreçte önümüze bakmamız gerekirken siyasetteki bu gerginlikler aşağı indi miydi insanımızı da derinden etkiliyor. Ben iki ittifak kamplaşmasıyla aynı 12 Eylül öncesinde Türkiye'nin askeri müdahalelere zemin hazırlayan durumu gibi bir durumun yaşatılmasını doğru bulmuyorum. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Millet İttifakı da çalışmalarını yapıyorlardır herhalde. Benim tahminim HDP bir ayrı aday çıkartacaktır. Görünüş onu gösteriyor. Biz de bir farklı bir adayla da biz bu seçimin yarışında olacağız. Vatandaşlarımızı alternatifsizliğin içerisine boğmayacağız. Ya ya bunu seçeceksin ya bunu seçeceksin. İkisini de beğenmiyorsanız başka bir seçme tercihin yok şeyini vatandaşımıza yaşatmak istemiyoruz. Hatta olabildiğince 5-6 tane aday olsun. Biz bir adayı çıkartacağız. Bu işe bir zenginlik katacağız. Umarım demokrasimiz açısından, Türk siyaset açısından olumlu bir işe imza atmış oluruz. Şimdi yeni partiler de var, işte Deva Partisi, Gelecek Partisi, bunlar şunu savunuyorlar: artık yeni çözümler üretilmesi gerektiğini, siyasette yeni yol haritalarının izlenmesi gerektiğini, ki bu aslında muhalefette de böyle şekilleniyor şu anda. Birdenbire mesela sokak oldu, saha çalışması ve onunla gidiyor artık süreç. Yani sokakta, evet, sahada, esnafla birlikte, vatandaşla birlikte. Yeni çözümler. Bu anlamda siz iktidarın artık çözüm üretemediğini düşünüyor musunuz? Mesela şimdi muhalefet EYT dedi, emeklilikte yaşa takılanlar diye çok ısrarla söyledi. Evet. Ya da işte 3600 ek gösterge. Ya da TRT'nin mesela katkı payı, işte elektrikteki TRT, evet, payı filan. Bunun gibi başlıklar göz önünde bulundurduğumuzda artık bir kilitlenmiş mi sizce iktidarda durum? Yani üretecek ya da çözüm bulacak muhalefetin dillendirdiği başlıklar gündeme geliyor. Ama bunu neye bağlıyorsunuz? İktidarsız muhalefet olmaz. Muhalefetin de hem iktidarı denetlemesi hem eleştirileriyle ona yön göstermesi. Mesela Kemal Bey'in iyi icraatlarından birisi de şudur: emeklilerimize hem Ramazan bayramında hem Kurban bayramında ikramiye veriliyor. Yani bir ana muhalefet partisi liderinin iktidara uyguladığı tazyikle, baskıyla. Şimdi hakikaten 3600 ek gösterge bir önceki seçim döneminde iktidarın her iki bileşeni tarafından da vatandaşımıza bir vaatti. Ama öyle bir noktaya geldi ki artık kaçınılmaz hale geldi. Bence 2022'yi bir tamirat yılı olarak görüyor iktidar. Şimdi EYT'lere EYT'den tamir edebilecek mi sizce? Geç mi yoksa bilmiyorum. Edilebilir yani, mi? Geç kalındı ama seçimi kazanmak için her yolu deneyeceklerini tahmin ediyorum. Yani burada da bütçede karşılığını bulurlar bulamazlar seçim arifesinde. Özellikle de 2022'ye hepsinin bırakılması da bir seçim yatırımı olarak görüyorum. Bence EYT'de de bir ara çözüm bulacaklar. 3600 ek göstergeyi de verecekler. Yapılması gereken her şey yapılacak. 2022 yılında da piyasalarda rahatlatılıp ben önümüzdeki senenin sonuna bekliyordum ama böyle giderse normal zamanında yapılacak gibi. Tabii iktidar seçimi kazanmak için elindeki tüm imkanları, kamu gücünü, devlet gücünü kullanacak, onu görüyorum ben. Bütün bunlar aslında sizin partinizin de programında, evet, yer alan başlıklar, evet, aslında. Evet. Hem 3600 ek gösterge hem emekli maaşları. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelebi. Bir son cümle alalım, bir mesajla bitirelim o zaman. Ben aziz milletime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Zor bir dönemden geçiyorlar. Hepsine sağlık, afiyetler diliyorum. Hem sağlıklarına dikkat etsinler, hem ekonomilerine çok dikkat etsinler. Öyle bir zor süreçten geçiyoruz ki gelir adaletinin bozulduğu, gelirin hakça paylaşımında büyük sıkıntıların olduğu bir dönemdeyiz. Yani herkesi iktisatlı olmaya, bu zor süreci daha az hasarla atlatmaya davet ediyorum. Biraz önce programın içerisinde de söyledim. Türk milletinin son başbuğu, sarı başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bugünden başlayarak ölüm yıl dönümü, biliyorsunuz yarın 10 Kasım.
özlemle, rahmetle, minnetle tekrar yad ediyorum, anıyorum. Umarım ona layık oluruz. Onun kurduğu cumhuriyeti biraz önce de konuştuğumuz konu. Evet. 2023'te bir asrı tamamlayacağız. İkinci asrına evrileceğiz. İnşallah bu zor dönemleri de atlatacağız. Türk milletinin, Türk devletinin önü ufuk açık. Gençlerimiz bu ülkelerine güvensinler. Yani sadece Türkiye'de sıkıntı yok. Dünyanın birçok ülkesinde aynı sıkıntılar var. Biz birliğimizle, beraberliğimizle Atatürk Türkiye'sinin iç dinamikleriyle bu zor dönemi de el birliğiyle aşacağız. Sizin aracılığınızla da karate seyircilerine selamlarımı, sevgilerimi, çok saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz İbrahim Çelebi, Anavatan Partisi Genel Başkanı. Evet sevgili izleyiciler, o ilkelerden ayrılmamak diyoruz. Yine altını çiziyoruz her zamanki gibi. Atayı saygıyla anıyoruz ki yarın gün boyu hem Anıtkabir'den hem de stüdyodan özel yayınlarımızda KRT ekranında atayı anıyor olacağız. Ulu Önder Atatürk'ü. Ankara saatini noktalayalım. Gelişmeler İstanbul stüdyomuzdan devam edecek. Hoşçakalın.